inşaat mühendisliği bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Herkes inşaat sektörü bitti diye moralimi bozuyor. Senin düşüncen nedir? Benim için önemli. Mert'cim sen eğer ki yapmış olduğun seçimi yaparken ben para kazanacağım, sektör iyi, şöyle böyle diye düşünerek o mesleği seçiyorsan zaten o sektör iyi de olsa, para da kazansan mutlu olamazsın. Hayatını köle gibi geçirirsin, paranın kölesi olursun yani şahsen ben de çalıştığım için yıllarca mutsuz çalışmanın nasıl bir şey olduğunu diyorum. Bakın ben Twitch'te 5 yıldır yayıncılık yapıyorum. 29 yaşına geldim. 28 bitti artık. Çok bir şey kalmadı. 24 yaşında yayıncılığa başladım. Onun öncesinde ben yayıncılığa başlamadan ilk yayınımı açmadan önce 7 sene boyunca aralıksız bir şekilde özel sektörde çalıştım arkadaşlar. Farklı farklı firmalarda, farklı farklı iş dallarında. Tezgahtarlıktan tut. Dediğim gibi takım elbiseye doktorlarla da çalıştım. ilaç firmasında da çalıştım. Yani mutsuz geçirilen ve çok para kazanılan işlerdense ortalama seni mutlu edecek işler insan psikolojisi sağlığı açısından çok daha değerli bence. Çünkü mutluluk gerçekten parayla alınmıyor. Yani ben şu anda yapmış olduğum işi Bundan 5 sene önce yaparken şu anda kazandığımı kazanmıyordum. Şu anda kazanacağımı kazanacağımı da düşünmüyordum. Anlatabiliyor muyum? Yani kafamda ulan şu kadar para kazanırım yayıncılık. Ya, bizim zamanımızda ben yayın açmaya başladığım zaman ne kadar donate ne, ne kadar donate'i boş ver. Donate atma sab olma kültürünü geçtim. Benim sab butonum, PayPal bilmem ne hesabım hiçbir şey yoktu. İzleyicilerim bana derdi ki Levo şuradan şunu yapacaksın da buradan bunu yapacaksın. Anlatabiliyor muyum? Bu arada Luz almam lazım yine mal gibi Umarım yenmez burası ya. Night bonusu açık. Ha iyi bari 2 level çarı var adam C'li. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğim? Ben bu işi seveceğimi düşündüğüm, hobim olduğunu düşündüğüm için yapmaya başladım. Çok tutkulu ve severek yaptığın zaman bir işi çok iyi yapıyorsun. İçinde o hissiyatı duyduğun işi bul. Gerçekten böyle özverili bir şekilde kendini geliştirmekten keyif alacağın, çalışmaktan, saatlerce uğraşmaktan memnun olacağın ve aynı zamanda tabii ki de gelir elde etmen lazım. Onun farkındayım. Tabii ki de hayatını bir şekilde devam ettirmen lazım. Her şey bayılıyorum bu işi yaparken deyip böyle yani mastürbasyon yapamazsın. Değil mi? Burada yine gidebiliriz ya. Eşyaları iyi mi? Daha fazla dayak yemeye gerek yok iki level. Şöyle bir üçlüyle de uzalmayız gibi hissettim de. Neyse ya. Vazgeçtim. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Onun dengesini kurmanız lazım. İnşaat sektörüyle ilgili sorduğun soruya da ben cevap veremem. Benim inşaat sektörüyle ilgili hiçbir tecrübem yok abi. Ve yani sektörü bilemiyorum ama duyum olarak hani böyle rastgele muhabbet arası duyarsın. Ya, evet İstanbul'daki inşaat sektörünün çok şiştiğini ve geleceğinin çok iyi olmadığını biliyorum. Gayrimenkul fiyatları düşecekmiş falan filan. Çok şişmiş bir şey var. Ama yani bunun hani mühendislikle bağlantısı nedir? Bilemem. Bunlar dursun bu arada. Şu da dursun, şu da dursun. Yenildik değil mi bu arada? Yenilelim abi. Aman diyeyim. Son sıraya düşmemiz lazım. Aa, Çok şişti burası. Tamam. Gereksizleri satıyoruz. Kata. Imperial da geldi. Kaysa, kas, kayı, kasa dinle işimiz yok. Fiora'nın iki olması çok gereksiz oldu bu arada ya. Bir şey diyeceğim size. Şu anda hani brovlarımız da var. Knight'ımız da var. Eşyalarımız bakıyorum. Abi bu arada yenilen bir şey koymamız lazım. Şurası en yenilen şey böyle mi, böyle mi olur? Evet, yani dört tane bir level çar koydum. iki iki tane. Şimdi karar vermemiz lazım. Brawler olur mu? Brawlerımız daha güçlü gibi ya. Değil mi? 2 level olmadı bunların hiçbiri. biri. Ee, Katarina'yı satalım. Bir de Knight'a gidersem yine Imperial gideceğiz. Bayda aman okuyayım. Şunu sat. 10 gold üstüne çık. Bunları sat. Tamam. Aynen bu maç bir Brawler'dan gidelim. İki level vardık. Blitz Strike var. Eşya düşünelim şimdi. Bize ne lazım? Spotula'mız var. BF Sword. Atak Speed lazım. Atak Speed, Negatron bunlar lazım. Son sıradayız değil mi? Aa oh, son sırada değilim. Açılacak mıyım acaba? Ama iki tane Atak Speed var açıldı. Ee, Rexey'i alamam. Tamam. Hop hem daha pahalı hem de Rexey'i birleşebilirdi. Bilmiyorum kaç tane Rexey'im var bir tane. Satmak istemiyorum. Öyle muhabbet ettim. Çete çok bakamadan oyuna da bakmam gerekiyor da. Nasıl bir gere, gere, gere Cevap verdiğinizi tam okuyamadım etkileşim. Evet şimdi Ömer Ögeday 328 yıldız göndermiş. Abi mesajı oyun sonu okuyabilirsin biraz uzun demiş. Seni uzun zamandır izliyorum ve hayatımın birçok alanında bana moral destek oldun. İzleyicilerin üzerindeki etkinin belki belki farkındasındır belki değilsindir ama sana teşekkürü borç bilirim. Abi bu platformda birçok yaşıtıma da abilik ediyorsun. Bozma bunu abi. Bozma bunu. Abi seviliyorsun demiş Ömer'cim. Babacım o farkındalığa, farkındalığa vardığım günden beri inan bana elimden geldiğince hep daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani şey açısından böyle nasıl diyeyim şunu yapalım bu arada. Yani buradaki yaptığım her davranışın insanların üzerinde etkisi olduğunu çok fark ettim. Özellikle o kilo verme sürecinde o 50 kiloyu verdiğim süreçte işte gelen çok fazla mesaj baktım. insanların hani şey böyle muhabbeti vardır ya işte ne bileyim Yaşlar işte ufak, 10 yaşında çocuklar sizi izliyor bilmem ne falan diye. Ben onun öyle olmadığını zaten biliyordum ama bu kadar gözlerimde görmemiştim hiçbir zaman. Benim sosyal medya hesaplarım, yayınlarım genelde baktığınız zaman aslında LOL kitlesinden en leş yani oyun komünitesinin en leş, en toksik, en berbat çöp kitlesinden yayın yapmama rağmen ben onu o kadar uğraştım ki böyle birazcık daha niş, daha böyle aklı başında, ortalama yaşta işte yaşı küçük bile olsa aklı başında biraz daha kültürlü, düzgün, modern insanlara hitap etme konusunda 5 yıl boyunca hep aynı şeye çabalayınca, hep ters gelen insanları tersleyince, yayından kovunca, işte geri geldiğinde sinirlenip küfür edince vesaire insanlar seni yavaş yavaş anlamaya başlıyorlar. Yani diyorlar ki adam bu adam benim kafadan. Bu adam işte bana hitap ediyor demeye başlıyorlar. Şimdi onun bir de sonrasında sosyal medya üzerinden işte bu 50 kilo verme sürecinde sürekli mesaj atan insanlar, Levo sayende şöyle oldu, böyle oldu. Bak yapmaya devam et sakın bırakma. Uzun uzun mesaj yazandan Levo Bas yazana kadar ne fark etmez. Orada profilleri görüyorsun. Şimdi Facebook'ta daha da farkına varıyorum. Gerçekten aklı başında eğlenmek için buraya giren, beni seven ve aynı zamanda bir şeyler katabildiğimle ilgili bana yorumlarda bulunan çok fazla insan var. Yani o kadar fazla ki artık. Ben de dedim yani Levo dedim tamam para kazanıyorsun oyununu oynuyorsun ama Niye daha iyisi olmasın? Niye yani? Seni izleyen insana biraz daha katkın olsun. Artı bir şeyler yap. Neden olmasın? Yani neden ben daha iyisini yapmayayım ki? Bu arada bunu satıp level'ı alsam koyacak çar olmuyor değil mi? Burası burayı keser mi? Sanki biraz zor keseceğiz gibi hissettim ya. Risk almayıp. Bakın risk almayalım. iki tane Z birden gönderelim. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden evet. Halimden çok memnunum. Çok mutluyum. İnsanın uzun vadede zoru ama doğru olanı seçmesi karşılığını veriyor mu vermiyor mu hep düşünürdüm. Twitch'teyken özellikle çok rahatsız olurdum. Twitch'te yayın yaparken bakın bunu samimi söylüyorum. Yani yarın öbürsü gün dediğim gibi ben Twitch'e dönersem bir şey olursa bu söylediğim hala geçerlidir. Yani bu Twitch'e dönmeyeceğim vesaire anlamında anlamayın. Twitch'te ben yayın yaparken çok rahatsız hissediyordum kendimi. Mutsuz hissediyordum. O chat'teki o hitap etmeye çalıştığım insanlar değil de o salak Böyle asalak gibi gelen, o kuru kalabalıktaki o insanın sinirini bozan aptal yorumlar burada yok ya. O kadar böyle nasıl diyeyim sana? Moral motivasyon açısından o kadar fazla fark ediyor ki. Yani hayal edemezsiniz ya. Hani tahmin bile edemezsin öyle söyleyeyim. O yorumları görmeden yapılan yayın sadece böyle seven, destekleyen iyi iyi insanlarla mı diyeyim artık? Yani 5 yıldır verdiğim emeğin karşılığında toplayabildiğim insanlar sadece buraya girip çıkıyorlar. Günde kaç? Buraya 15 ila 21, 20 bin arasında insan girip çıkıyor. 5-6 saat yayına tıklıyor, çıkıyor, izliyor, geliyor, gidiyor. Ama o işte o 15-20 bin kişi çok başka geliyor yani. Hani o şeyin karşılığını almışım gibi sanki. O kadar yılın emeği, o prensiplerimden çıkmamam, doğrucu olmam, para ve işte şöhret için yalan söylememem, gereksiz şeylerin tanıtımını yapmamam, salak salak projelere dahil olmamam, yanlış gördüğüm şeyleri eleştirmem, salak izleyicime salak demem, yanlışa yanlış demem, doğruya doğru demem, her zaman objektif olmaya çalışmam. Bu gibi şeyler böyle bir ülkede aşırı zor arkadaşlar. Yani salaklığın popüler olduğu, popüleritenin rez rezalet durumda olduğu, popüler her şey mi bir ülkede aptalca olur ya? Anladın mı ne demek istediğimi? Ulan popüler olan her şey aptalca olabilir mi bir ülkede? Olmaması lazım normalde baktığın zaman. Ama öyle yani maalesef. Maalesef öyle. Negatron lazım bu arada. Bize başka ne lazım? Bir dev katili daha yapılabilir. Eşyalar kötü. 57 canlıyım artık. Aratma yerine gideceğiz. Hani böyle burada böyle bir ortamda o emeğinin karşılığını aldığını hissettiriyor insana şu anda. Şurası. Şu an yaptığım yayın. Şu an chatim. Anlatabiliyor muyum? Ve gelip diğer yayıncılar bile şunu diyebiliyorlar yani. Ya yani Levo harbiden işte Facebook'a ben de geçmek istiyorum. Abi bilmiyorum ya Twitch'ten ben de bunu aldım. Geldim yayın. Mesela dün ne dedi? Dün Şükrü'nün yayında var mıydınız? Şükrü ne dedi dün? Abi dün yayınını izledim. Valla her izlediğimde kıskanıyorum dedi. Chat'in ne kadar temiz, ne kadar fazla destek olan var. Sadece seven insanlarla birlikte böyle güzel güzel yayın yapıyorsun dedi. Şükrü bunu çıktı dünkü TFT yayınında. Açık açık söyledi kaç bin kişinin önünde. Demek ki yani dışarıdan bakan bir göz için bile ne kadar fark ediliyor anlatabiliyor muyum? çok değerli. Bu arada hiçbir şey gelmiyor diyecek mi? Geldi sonunda. Voli de geldi. Umarım bir şeyler kaçırmam. Aa çok et de geldi. Ne oldu? 6 olur olduk. 6 level'da. Kim kill, kill, alacak abi? Kim öldürecek rakibi? Kerimiz yok aman okuyayım. Bu nasıl board? Kim öldürecek oğlum milleti? Alo. 7 level'a gitmem lazım. 7 level'a gidip ne koyduğumuzun önemi yok. Bunlar tanklar zaten. Neyse son sıradayız değil mi? Şuradan ne alalım? Negatron ya da BF Sword. BF Sword alırsam çift dev katil olur. Bir oyunu kazanıyorum bu arada şu anda. Ay ay. Öncelikle yayınlar tebrik etmek yeni aklıma geldi. İnşallah işinize birlikteniz bir ömür boyu olur demiş. Enes'cim çok teşekkür ederim de senin için. Hoş geldin. Oğuz Hümmetler 50 yıldız atmış. Ve o gerçekten böyle sabırlı ve düzgün yaklaşıyor olman ne büyük nimet. Anlam aramak için çalışmak önemli. Maddi hevese bürünmemek lazım demiş. Kesinlikle maddi heves. Maddi heves birçok yerde birçok insanın yanlış hesapmasına sebep oluyor. Para arkadaşlar maalesef özellikle Türkiye gibi ilkel gelişmemiş ülkelerde çok büyük güç demektir. İnsanları satın alabilirsiniz Türkiye gibi bir ülkede. Çünkü yokluktan bıkmış insan çok fazladır. Bir kişi yapmasa bir diğeri para için sizin istediğiniz her şeyi yapacaktır. Bu kadınlar için de geçerli, erkekler için de geçerli. Bu iş dostunuz için geçerli, arkadaşlarınız için geçerli. Böyle bizim gibi medeniyet görmemiş, birazcık fazla az gelişmiş, sosyokültürel olarak düşük ülkelerde istediğiniz her kadını demeyeyim ama çoğunluğunu parayla elde edebiliyorsunuz değil mi? Paranız varsa, iyi arabanız varsa, geleceğiniz tamamsa bir orta seviyeli bir ailenin kızı gelip geliyor yani size. Hani bunu ben yayıncı olarak bile gördüysem, kimleri daha yüksek paraları kazanan kimler, kimler, kimlerle birlikte oluyorlar, anlatabiliyor muyum? E Şimdi böyle bir ortamda evet anlayabiliyorum. Parayı görmek, bulmak istiyor insanlar, ee, istediği her şeyi elde etmek istiyor ama o şekilde elde edilen şeylerin hiçbir kalıcılığı olmadığını ve mutluluk getirmediğini anlamaları çok uzun sürüyor. O yüzden der ki şöhreti çok, parası çok insanların çoğu boşlukta hissettiği için kendini mutsuzdur bakın. O yüzden Türkiye'de çoğunluk mutsuzdur. Ya parası olmadığı için mutsuzdur ya parası olduğu için mutsuzdur. Çünkü mutluluğu parada arar insanlar. Mutluluğun parada olmadığını fark edip bir şeyleri başarmakta, bir şeyleri daha iyi yapmakta, dürüst olmakta olduğunu anladıkları zaman gerçek mutluluğu bulurlar. Sonrasında yaptıkları şeyi daha iyi yaptıkları, ellerinden gelen en iyisini yaptıkları için de başarılı olmaya başlarlar başarılı insan da her türlü bir şekilde para kazanır. Anlatabiliyor muyum? Yani olay burada. Buradaki ayrımı fark etmem için benim tabii ki benim ben bile yani 17-18 yaşlarındayken ben de bunların farkında değildim. Öğrenmem çok uzun zaman aldı. Tecrübeyle oluyor böyle şeyler. Yavaş yavaş yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Pardon bu dediğin fakirin avutma yöntemi uyandırayım. Ah be babacım be. Çok, çok yolunuz var hayatta, çok. Ben fakir miyim? Ben kimi avutuyorum şu anda? Ben fakir değilim. Birçoğuna göre daha az kazanıyorum ama ben. Ama daha mutluyum biliyor musun? Akşam kafamı yazsa rahat koyuyorum. Neler yaşadığımızı, neler gördüğümüzü bilmeden, daha hayatınızda bir şeyleri tecrübe etmeden çok, çok yol almanız gerekiyor bazen. Ama işte yaşamadan öğrenmiyor insan. Tecrübe etmeden öğrenmiyor. Bir şeyleri bilmen, görmen lazım ki... Umarım görürsün bu arada. Umarım görürsün ki en azından kendin hissedersin. Parası olan mutsuz değil, katılmıyorum. Müstabaki korumak için söylenmiş söz. Ben zaten parası olan mutsuzdur demedim. Bakın benim param var ama ben mutsuz muyum? Yo, ben gayet mutluyum hayatta. Ama ana amacı para olan bir insan mutsuzdur. Onu söyleyeyim. ana amacın paraysa eğer hayatta kesinlikle mutlu olursun. Bunu defalarca kez gördüm gözlerimle. Ahmet Fuat Şahbaz 25 yazarım. seni ikilini yapmaya çalışıyorum malum noktaya geldim. Saha hisse senetleri arttı demiş. şey Ahmet sağ olasın bro hoş geldin. Avuz Sümmetler 50 Aklıma şu ATV ana verdi ağlayan o köpükleri anlayamazsın diyen çocuk geldi. Ben. Şaka bir yana keyif alman bize de keyif veriyor demiş. Projem o çocuğun işte mesela o çocuk dışarıdan senin bakış açından bakıldığı zaman nasıl diyeyim ulan ne dertler var be diyorsun ya tamamen bakış açısıyla alakalı yani o çocuğun yetiştiği ortamda belki sen de yetişmiş olsaydın sen de aynı şeyleri dert edebilirdin anlatabiliyor muyum bu arada arkadaşlar artık kazanma zamanımız geldi bu maçı da youtube'a atarız direkt winleyelim şu maçı haydi bakalım nidere ile işimiz var mı yok ama koyalım. Main kerimiz şimdilik o olsun. Ee, şu anda bizim ne bulmamız lazım? Dur bakalım. Şu an Nidale 2'ye bile taşıtırım şu eşyalarla bu arada var ya. Bakın arkadaşlar iyi izleyin. Çok ete verecektim önde dursa. Neyse şimdilik vermeyelim. Çok eti 2 yapıp ona bir de şunu verdim mi çok tatlı olur. Sadece izleyin abi maçı. Bakın Jinx koymadım daha. Jinx koyduğum zaman neler olacağını tahmin edersiniz. Artık. Lan Leona şeyi yedi. Neyse problem değil. Ne diyordum ki ben? Ne dediğimi de unuttum ki. Warwick 2 zaten 3 olmaz. Şöyle yapalım. Rexy'e ya de 2 oldu değil mi bizim? Belki Rexy'e 3 olabilir ama. Bir paralı günlükleri tutmayı sevmiyorum late game'de. Haa. Şöyle bakalım. Şunu şöyle yapsak. Bu burada keri. Bu havaya kaldırıp öyle çeksin diye yaptım. Yani çogete vereceğim ya. Çok et. şurada mis attırsa millete. Şey mis yerse bir slow açsa ortalığa çok güzel olur da. Bir, bir level alması lazım çogetin. Yani bu arada 8'e gideceğiz. O yüzden şu an ben bu burdun kazanacağını düşünüyorum. Amacımız tabii ki de bunu yerine jinx koymak ama gelirse. Gelmezse de ben 6 brawler ve bir nidalenin de hani bayağı bir süre götüreceğini düşünüyorum şahsen. Göreceğiz bakalım. Daha gagalar var, itemler iyi gelmiş. Aslında itemler iyi gelmedi. Ben loot hep sonuncu olup karoselden hep istediğim şeyleri aldım. Spatola aldım karoselden. İşte bak birinci adam yok oldu. Görüyorsunuz değil mi? Kargışlı oldu. Bakın muhabbet ederken oyuna konsantre bile olmazken çok bel belli e, ee, bu arada bir level'da koymam bunu. Bu wild Buff ile birlikte iki level olduğu için çok daha fazla iş yapar bence. Ya oyunun... bunu YouTube'a atalım mı bunu? Konuşma da var içinde. Güzel olabilir insanlara belki. Ama işte bazen YouTube'a video atarken ki bunu belki atarım YouTube'a bilmiyorum. Birinci olacakmışız gibi hissediyorum. Şeyi kötü oluyor ya. Mesela insanlar biraz önce Türkiye'nin durumu ile ilgili çarpıcı böyle benim için dürüst içimden geçen gerçekleri anlattım ya. İnsanlar onları benim kötü niyetle söylediğimi falan anlayıp lan ne kötüledin Türkiye'yi be siktir git o zaman falan kafasında yaklaşabiliyor. Ben halbuki bu söylemleri kötü niyetle değil de daha çok biraz farkındalıkla tecrübeler sonucunda söylüyorum. 15-16 yaşında hayal dünyasında yaşayan kardeşlerimiz diyor ki o bir Türkiye ne, ne alaka Türkiye dünyanın en iyi ülkesi. Belki A Haber izliyorsa artık. Anlatabiliyor muyum? Bir tek orada birazcık düşünüyorum. Sonra da diyorum ki, ya deva diyorum. 5 yıldır diyorum kimseden bir şey sakladım. Yani Aklından geçeni söyledin değil mi? E, söylemeye devam etmelisin. Az dinç yemedik yani burada. Bakayım bana ne lazımdı eşya olarak düşünmem lazım. Eşya değil de Jinx mi Eşya. Hmm. Spatula'yı alayım abi. Spatula her zaman iş yapar gibi hissediyorum nedense. Yanlış mı hissediyorum? Aynen spatula artı bir unit artı bir, ürün. çok fuar öyle çomar Türk onları takmayacaksın. Abi onu da ayrıştırmak gerek yok. Bakın bahsettiğim şey şuydu. İnsanlar doğuyor ve belli ortamlarda yetişip büyüyorlar değil mi? O ortamlar çok önemli. Aile bu yüzden çok önemli. Yani aslında çoğu durumda o çocuğun bir suçu olmuyor anlatabiliyor muyum? Yani bir şeylerin farkında olmayan çocuksa eğer çocuğun bir suçu olmuyor. Bir şeylerin farkında olmayan birazcık yetişkin ve internete erişimi olan televizyona, internete erişimi olan bir yetişkinin yani bir şeylerin farkında olmaması için bana göre salak olması lazım. Bayağı salak olması lazım. Çünkü düşünsenize internet çağında ulaşamadığınız, erişemediğiniz hiçbir bilgi yokken sen hala kendini böyle kapatıp, dünyaya kapatıp, hala kendini bir yalanlarla kandırıyorsan, hala inandığın her şeyin doğru olduğunu, ağzından çıkan her şeyin doğru olduğunu inanıyorsan orada yapacak bir şey kalmıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu arada şu taktik çok güzel çalışıyor. Bakın bunu kariyerlediği için gitti Draven'ı çekti. Draven main carisi adamın öldü. Güzel de bir maç oluyor. Kolay bir maç oluyor aslında da. 50 gol üstündeyiz hala. Daha hala Jinx ikilemedim. Nidale ile oyun taşıyoruz. Şuraya bak. Arkadaşlar bu arada iki, şu Giant Slayer %100 nerf yiyecek bir sonraki patch. Oyunun en bozuk şeyi olabilir bu yani. Yani hem AD hem atak speed verip hem de gerçek hasar artı yüzdelik vurması falan. Yani bokunu çıkarmışlar anlatabiliyor muyum? Jinx ikilenmesi lazım. Lütfen Nidale ya. Kime koydunuz bu arada önemi yok ha. Range herhangi bir çara iki tane Giant Slayer Runan verin. Hiç önemi yok. Zaten birden fazla ünite vuruyor ve gerçek hasarlı vuruyor. Yani basic, base, base ata yüksek olsa da olmasa da fark etmez. YouTube like atarsın. Bugün birazcık antrenman ağırdı. Vallahi midem bulanana kadar antrenman yaptım. Spor salonunda. O yüzden biraz yorgunum. Neler oluyor bu arada? Yordu, ölmüyor. Kaç kaç yordul bu adam? Hmm, sanırım 6 yordula denk geldik. Götümüz sikiyor 6 yor abi. Hadi lan Nidle'e. Lan Nidle'e atma lan onu. Ye lan miss Yeme. miss Yeme At onu abi ye. ama yani %100 mi misin var senin de amın. Neyse, yenildik. Bu kim birinci adam? Aynen. Bu adama karşı ne yapabiliriz? 4 wild'a çıkalım mı sırf bu adamı yenmek için arkadaşlar? Ne diyorsunuz? 8 level'da 3 vial'a çıkabilirim. 9 level'da 4 vial'a ya da spatula artı spatula nar buluruz. Rengar artı şey. Harbiden nidale yapalım mı lan? Sırf o adamı yenmek için 4 vial'a çıkacağım bakın şimdi. Gereksiz hiçbir şey almayacağız ama. Boli üçleyemeyiz. Ekonomiye ihtiyacımız var. 9 level olmamız lazım. Blitz de üçleyemeyiz. Bunu da üçleyemeyiz. Sadece bu. Bakın sırf o adamı patates etmek için 4 vial'a çıkacağım. 72 can da. artı artısı duruyor. Canım sıktı benim. Hayırdır amına koyayım. Yendin abi. Olsun yine de daha rahat yenelim. Daha rahat. Ya nasıl yendik bu arada bilmiyorum. Ben yenilmiş duruyordu. Yendin kanka adam. Nasıl yendin bu arada? Bak olmuştur. Yo yo yendin zaten boş verin. Yenilebiliriz yine de. Gerek yok risk almaya. Adamın 72 canı var arkadaşlar. Hop dediğim oldu. 8 level'da 9 unit 4 wild. İzle. Watch and learn bro. Tamam. Üçüncü wild. Arat şimdi. Bir wild daha lazım bize. Tamam. Dördüncü. Buyurun. Haydi bakalım. Altı brawler, dört wild. Hatta dokuz level'a basarız bir de buradan. Koy istediğini koy. Jinx'i de koy aman okuyayım. Ne verelim? Kime ne verelim abi? Bu ne yapıyor? End of Justice. Full eşya gelecek değil mi? bu saatten sonra? Kime End of Justice versek bir boka yarar. Nara mara veririz. Nar gelsin de. Haydi bakalım. Yabancı ülkede yaşamak ister miydin reis? Türkiye'min daha güzel bir ülke olmasını isterdim. İnsanların biraz daha sorgulayan insanlar olmasını isterdim. Çok mu şey isterdim? Çok şey istemiyorum ya bence. Bu arada yendik burayı bence. Ha gerçi Pantheon salmaz değil mi? Yendik mi lan? Vallahi bilmiyorum yendik galiba ya. Beraberlik muhabbet. Havaya kalkacak ama değil mi o? Öldürür mü ki bunları? Aa yandım. Lol. indiği gibi burada herhalde Blitz. 9 level'a gidiyoruz bu arada. Dünyanın en güzel maçı oldu bu arada ya. Çok güzel maçı oldu lan. Muhabbet, muhabbetle birlikte çok tatlı maç olmadı mı? Şu güzel maça bir like gelir mi YouTube? Rekor like bekliyorum sizden diyeceğim de öyle öyle bir enerjim yok. Ölüyorum abi. Çok yorgun hissediyorum bakayım. Gözlerim ağrıyor. baba Lilith'se iyon yakılıcı koy. Yok kardeşim eşyaları nasıl koyayım bro? Jinx'i koyacağım 9 level'da bu arada. Nar lazım bir de. Gelir ya bir şeyler gelir herhalde. Nar çok daha güçlü bir wild. Ahri öylesine duruyor. Buradan Hextech açılabilir. Jinx'i koyunca zaten Hextech açılacak değil mi? Ah CC yedik. Şu açamazsa şeyi belki yeneriz. Yok. Niye yeniliyorum la ben? Çünkü Jinx yok değil mi? Jinx'e ihtiyacım var. 9 level'a geçip. Bu arada çok demi yiyeceğim. Tamam. Risk almayı bırakıyoruz arkadaşlar şimdi. 23 can. Luvi'ye baksana herkes yaşıyor. 1, 2, 3. 24, 42 de mi? Çok riskli yaptım. Umarım çok geri tepmez. Vayı sat, arat. Çok etki zaten. Tamam. Çok riskli iş yaptık valla. Yemin ediyorum bu kadar riskli iş yapılmaz. Normalde de yaptık. Umarım çok kötü tepmez arkadaşlar. Vallahi çok ağır sıçarız. Bir şey değil mi size? Hadi Jinx başarı. Jinx 2 olsun. %100 win'deyim. %100 win'im yani. Jinx 2 olsun. Kesin win'liyoruz. Bin ama işte Jinx 2 olamazsa ki 2'ye hiç yakın değil paramız da yok. Yani şu an bufflar mükemmel oldu yani. Jinx bir de atak speed stack alıyor ve gerçek asıl yani hiç dojlanmıyor düşünsenize. Ee, düşün ne bu? Jinx yok değil mi burada? Bize kesin Jinx lazım. Nar var ama. Ahriye'ne nar sokabilirim. Ahriye'ne nar sokalım kesinlikle. Ben açılmıyorum ki sikeceğim. Nar alma. Nar alacak adam. Aldı. Yani bunu aldım. Öne koyarım çok ete. Çivili. Jinx geldi. Bir tane daha Jinx lazım. Haydi oyun. Bir tane Jinx var. 5 para mutlu. Şu an bir tane Jinx'e kesin ihtiyacım var bu arada. %100. Şöyle bro şeyi olan varsa diye şöyle yapalım. Uf. Mar geldi. Bunlar çok daha fazla iş yapar dedik. Bu kenarda da çalışıyor bu arada. Koysak da koymasak da fark etmez. Jinx geldi tamam. Bu elelenmezsek elenmezsek Jinx'imiz de iki oldu. Abi bilmiyorum mükemmel oldu lobi şey boardum. Ve evet adamın şeyi. Atrox'u ölecek mi? Atrox'un ölmesi lazım. Atrox Jinx coştu. Jinx'i burada asara bakın. Yok ettim bu arada adamı. Kitlememe gerek kalmadı aç. Arkadaşlar şimdi Yordle'ın counter'ını da çıkardık. Biz yenebilecek tek adam birinciydi. Ve herkes yeniyor bakın 72 canı var hala adamın. Diyecektim şimdi yenildi. Çok şomazlı bir adam olabilirim bu arada ya gerçekten bazen düşünüyorum da. Tamam. Şimdi bizim başımıza bela olabilecek şeyi düşünelim biz. Bunu bayağı bayağı ağır yok ediyor olmam lazım bunu. Ama işte bir anda yok olur muyuz acaba? Dur bakayım hook var mı? Hook veya asas yok bunda. Asas var, sola atlıyor. Bir tane sola bait. Bunda hook veya asas var mı? Yok, tamam. O yüzden ne yapacağız? Sola bait, yok, sola bait koymama da gerek yok. Bu var zaten. E tamam zaten bunların da burada durması. Hextech de yok bu arada kimse de biliyor musunuz? Şöyle yapacağız. Aurelion'u çekecek. Evet, Aurelion'u çekecek. Güzel. Tamam ya Jinx. Abi, bilmiyorum ya. Fazla iyi olmadı mı? Bana mı öyle geliyor? Biraz durdurulamaz olduk gibi hissediyorum biliyor musunuz? Nar 2 yapabiliriz evet. 6 brawler, 4 Wild, 2 Void, 2 Hextech. Shift, shifter. 9 daha fazla çıkamıyorum ki 10 unit koydum zaten yere. 3 level Jinx olur mu? Olmaz. Ne var? Knight var, hiçbir işe yaramaz. Adamlara ne gitti? Ionic Phantom Dancer. E tamam. Dojlayamıyor zaten beni bu. Bu Phantom Dancer bu adama karşı bunun maç kazanmasını sağlar. Ben botla oynayacağım bu arada büyük ihtimalle. Gunslinger koyamayız. Bir şey koyamıyorum orada. Hem 9 level'ım hem unit'im. Fazla unit'im de yok. 4 var 6 brawler'ı da bozamıyorum. Void'ı tek yani yapabileceğim hiçbir şey yok şu anda benim ekstradan. Hiçbir şey yok bu arada. Ben bunu atıyorum. Ben sadece nar arayabilirim şu anda ya. Sadece nar arayabiliriz. Evet evet. Nar ikilemekten başka yapacak hiçbir şey kalmadı oyunda. Tamam bir tane nar buldum. Şu eşyayı da çok ete verelim. Daha da fazla tanklasın işte ne yapsın bilmiyorum. Arat bakayım nar. Nar tamam. İnşallah nar buluruz. Kime verelim bunu ya? Tamam şuna ver. Hem birisi var hem daha da fazla armor olsun. iyice tanklasın. Ne olur ne olmaz diye şuraya bir tane koyacağım bu arada. Çok korkutucu geliyor bana. Huk muk bir şey yeriz. Ya da şöyle yapalım. Jinx'i ortaya alalım. Evet yani böyle kazanıyor olmam lazım sanki. Bununla kapıştık zaten. Ya bununla kapışacağım ya da botla kapışacağım. Şu çok korkutucu bu arada. Şu net korkutucu bu arada. Şu Swain aşırı korkutucu. Ve o Swain'le kapışıyorum şu anda. Yenilirsem çok üzülürüm bu arada ya. Harbiden üzülürüm lan. Ah Swain. Swain'i ne vur? Swain'in hexteki yokken. Hadi. Ah ah. Hadi. Öldü lan Sübeyne. Yendim. Eledim bunu. Huu! Bu ne? 3 6 7 8 ünit hayatta 2 tane ünit öldürebilmiş. Bu adamın bak o öbürünün botu bunu yeniyormuş. Tamam. Nar, nar. Hardcore oldu. Çok fena hardcore oldu bu arada bu maç. Abo! Oh. Abo! Bu arada ben bir şey diyeyim mi? Şunların bizim jinx'i ittirmemesi lazım. Ne olur ne olmaz. Onların jinx'i ittirmeması lazım. Bu Jinx'i olabildiğince uzağa katası var mı onun? Yok. Katası da yok. Şurada duruyor. Jinx'i biz En sağ köşeye koydum valla. Umarım onlar bu jinx'e ulaşamaz. Ulaşamaz herhalde ya. Ulaştı amına koyayım. Nasıl ulaştı amına koyayım? Hadi jinx, hadi jinx. Abi ne oluyor ki? Yeniyoruz. ne de yeniyoruz. Ulan Jinx'i öldü? Jinx'i öldü? Nasıl yendim ya? Ayarlayamadık bu arada. Bu Jinx'i böyle ortada tutalım biz. Nar gitti atladı. Jinx'i ittirdi daha ne Nasıl yaparım ki? Bir kimi kaldırsam veya iş yaparı düşüneceğim de şu pantheon havaya kaldırsam sağ öne alsam. Sağ öne alsam pantheon havaya kaldır. Shivana'yı çekeriz. Şş, dur bakayım. Yok, Pantheon'u kaldıramayız şimdi. Böyle yaptı adam da. Değişik bir şeyler yaptı. Ne yapıyor ki bu amcık? E ee, bu Veigar'ı yine çekeceğiz biz. Ama Veigar... Yani Lulu havaya kalkacak, Veigar hook yiyecek. Jinx'i buraya koydum. Veigar'ı çektiği gibi Veigar'a tek atacak Jinx. İki... Dönüşecek sonra, herkese tek atacak. Lol. Bay bay ya, bay bay ya. Güle güle abi. Güle güle kusura bakma kardeşim ama imkanı yok yani. Ölmüyor lan herif. Herif de ölmüyor ki anlamadım. O oh, abi bilmiyorum ya. Tam da YouTube'luk maç çıkmadı mı? Peki bir şey diyeceğim. Biz nara mı eşya veriyoruz? Nara mana lazım aslında da dur. Daha hızlı vuruz. Uh! Dört brawler. O buglı arkadaşlar. O buglı. Onlar bak bug, bakın. Hangi brawler bug'da acaba? Bufflar bug'a giriyor bakın. O görsel bir bak. Oyuna hiçbir etkisi yok. Şöyle göstereyim size. Şununlara ee, şunu nara verelim. Değil mi? Evet. Şimdi ne arıyoruz? Hiçbir şey de aramıyorum nidale dışında. Hiçbir şey aramıyorum ya. hiçbir şey aramıyorum yani. Nidale dışında hiçbir şey aramıyorum. O da gelmez bu saatten sonra. Eleman. Ne yaptı eleman? Bilmiyorum bakmadık ya. Keşke pozisyona baksaydım. Tamam Lülü'yü çekeceğiz bu sefer. Lülü tek yiyecek. Aa, aa böyle ölenmeyelim lütfen lütfen. Hayır hayır hayır. Dönüştü. Çok güzel yok ettik. Yok ettik yok ettik. Gel gel. Bay bay. 8'de 8 demin yer bu arada. Güle güle. Bu ne? Bir birincilik mi? Yes! Arcana ar lit. Ar Hemen kardeşim bu maçı alıyorsun. Bu maçı atıyorsun bro. Bu maçı atıyorsun. Mükemmel bir build. Diamond 1'e de çıktı bu hesabımız. A1'e lig atlıyoruz. Çok mu çok iyi oynuyorum lan ben bu oyunu? Övün bakayım ben azıcık. <laughs> Youtube like at.